Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlere eş ilişkisinin hayatınıza ve fizyolojik sağlığınıza olan etkisinden bahsetmek istiyorum. Başka bir ifadeyle yaşamlarımızın temelini oluşturan bağlanma konusuna değinmek istiyorum. Bağlanmanın ve birlikteliğin değerinin sıkça sömürüldüğü, çoğu zaman hızla tüketildiği bir çağın içinden geçerken, sağlığımız için bağlanmayı biraz daha yakından tanıyalım ve son dönemde yapılmış çalışmaların sonuçlarına yaşamlarımızda yer açalım istiyorum. Bilimsel bir araştırmayla yola çıkıp özel hayatlarımızı güzelleştirebilecek bilgiler paylaşmayı planlıyorum. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzele taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek, bilerek yaşamı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Bugün hemen bir bilimsel araştırmayla yola çıkalım. Bütün yayın boyunca bu araştırma bize yol gösterecek. Yayına konu olan araştırma Virginia Üniversitesi'nde Duysal Nöroloji Laboratuvarı'nda yapılıyor. Araştırma eşler arasındaki bağlanma ve onun etkileri üzerine. Daha çok da eşler arasındaki sağlıklı bağlanmanın fizyolojik etkilerinin ne olduğuna bakılıyor. Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce araştırmanın nasıl yapılmış olduğuna bakalım. Araştırma grubunu kadınlar oluşturuyor. Bu bir deneysel araştırma. Kadınların beynini belli koşullar altında inceliyorlar. İncelemek için de manyetik rezonans görüntüleme teknolojisi kullanılıyor. Bizim günlük yaşamda kısaca MR dediğimiz devasa gürültülü makineleri kullanıyorlar. Araştırmayı daha iyi anlayabilmek için nasıl bir inceleme yaptıklarına da bakalım. Araştırmaya katılanlar MR cihazına bağlıyken katılan kişilere "Şimdi sizlere hafif bir elektrik şoku vereceğiz." diyorlar. Ve böylece denekler üzerinde stresli bir durum yaratıyorlar. Elektrik şokunu vermiyorlar, sadece elektrik şoku vereceklerini söylüyorlar. Ardından MR'da beynin bir bölümü olan hipotalamusu inceliyorlar. Hipotalamus bölgesini incelemelerinin nedeni ise bu bölgenin stres altındayken tetiklenip stres hormonu salgılamaya başlaması. Stres hepimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü stres ortaya çıkınca beynimiz daha fazla çalışıyor, sürekli stres ile yaşamak ise beynimizi tüketebiliyor. Araştırmacılar araştırmaya katılanlara böylece stres oluşturabilecek bir düşünceyi söyleyerek onların verecek oldukları tepkiyi gözlemlemeye başlıyorlar. Gözlemleme işini yaparken de araştırmaya katılanları 3 gruba ayırıyorlar. İlk grubu elektrik şokunu tek başına bekleyen kadınlar oluşturuyor. İkinci grubu elektrik şokunu yabancı birisinin elini tutarak bekleyen kadınlar oluşturuyor. Üçüncü grubu ise elektrik şokunu eşinin elini tutarak bekleyen kadınlar oluşturuyor. Ve her bir gruptaki kadınların hipotalamus bölgesini gözlemliyorlar. Çıkan sonuçlar sağlıklı eş bağlanmasına dair oldukça çarpıcı bilgiler sunuyor. Sonuçlara hazır mıyız? İlk grubu oluşturan elektrik şokunu tek başına bekleyen kadınlarda size birazdan elektrik vereceğiz dendikten sonra beyin daha fazla çalışmaya başlıyor. Hipotalamus devreye giriyor ve stres hormonu tetikleniyor. İkinci grubu oluşturan elektrik şokunu yabancı birinin elini tutarak bekleyen kadınlarda ise stres hormonu yine tetikleniyor. Ama tek başına bekleyen kadınlara göre daha düşük bir stres seviyesi ortaya çıkıyor. Üçüncü grubu oluşturan eşinin elini tutarak bekleyen kadınlarda ise stres neredeyse hiç ölçülemiyor. Dahası var, eşlerinin elini tutarak bekleyen kadınlarda araştırmayı biraz daha detaylandırıyorlar ve çıkan sonuç şöyle.
İyi giden bir evlilik içinde olan kadınlar stresten hiç etkilenmiyor. Bu çalışmanın sonunda bilimsel olarak elde edilen sonuç ise şöyle. İki kişi yakın bir ilişkide olduğunda birbirlerinin fiziksel ve duygusal sağlığını düzenliyor. İki ayrı kişi tek bir organizma gibi davranıyor, daha güçlü bir yapı ortaya çıkarıyor. Buraya hemen bir pencere açalım. Bu araştırmanın bir tek kadınlar üzerinde yapılmış olması, bağlanmanın sadece kadınlar için gerekli, yararlı olduğu sonucunu çıkarmaz. Deneysel araştırmalarda güvenilir sonuçlar almak için denek gruplarının benzer özellikler taşımasına dikkat edilir. Yani bu araştırma kadın ve erkeğin ayrımı gözetilmeden karma bir grup üzerinden yürütülseydi sonuçları üzerine daha fazla düşünmek, daha fazla güvenilirliğini sorgulamak gerekebilirdi. Ama bu araştırma bugüne kadar bizi sürekli bireysel olarak tek başına güçlü olmaya, hayatta kalmaya yönlendiren bilgilerden çok daha farklı bir bakış açısına taşıyor. Ben yayınlarımda her zaman insanın diğer insanlarla, doğa ile, yaşadığı çevre ile kurduğu sağlıklı, yapıcı ilişkilerin anlamlı ve iyileştirici olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlamda yakın ilişkilerin bütünsel olarak hayatlarımızdaki etkisini gösteren bu çalışmayı oldukça değerli ve anlamlı buluyorum. Aslında bu tür teknolojik araştırma alanları ortaya çıkmadan önce bağlanma teorisinin temellerini oluşturan psikiyatristler bu konuda her zaman için yaşamımızda bağlanmanın çok etkili olduğunu vurgulamışlardır. Bağlanma üzerine çalışarak kuramsal bilgiye ulaşan, bu konuya uzun yıllarını vermiş olan insanlar MR cihazı yokken de benzer düşünceleri ifade etmişlerdi. Onlar yaşamımızı paylaşacak birine ihtiyaç duymamızın genetik yapımızdan kaynaklandığını söylüyordu. Bunun ise kendimizi ne kadar sevdiğimiz ya da gerçekleştirdiğimizle ilgisi olmadığını anlatıyorlardı. Popüler psikoloji, kişisel gelişim konularında aktarılan bilgilerde kişisel güç, bireysellik ve kendine yetebilmeye o kadar takılıyoruz ki sağlıklı, güven içinde ilişki kurmanın bize getireceği faydaları ıskalıyoruz. Tabii bu arada ilişkilerin sorumluluklarından kaçmayı da tercih edebiliyoruz. Hem birini çok sevelim, hem sevilelim, hem güzel bir ilişki yaşayalım, hem de o kişinin duygusal süreçlerinden, yaşamdaki problemlerinden hiç etkilenmeyelim istiyoruz. Mümkünse o bütün problemlerini, sorunlarını kendisi çözsün, bize de birlikte eğlenmek, seks yapmak, mutlu anları paylaşmak kalsın. Hatta hiçbir problemini bize yansıtmayan, her şeyi tek başına çözen güçlü partnerlerimiz, mümkünse bizim problemlerimizi de çözsün, her türlü ihtiyacımızı düşünsün, bizi çok rahat ettirsin de istiyoruz. Karşımızdaki kişinin hem kendi kendine her şeyin üstesinden gelmesini bekleyip hem bizim problemlerimizi çözmesini beklerken bir taraftan da onun sadakat içinde kalmasını göz ardı etmiyoruz. Bunu da talep ediyoruz. Oysa gerçek araştırmalarda ortaya çıkıyor. Bir kişiye gerçekten bağlandıysanız, onu özel bağlılık için seçtiyseniz artık bağımsızlık diye bir şey kalmıyor. Tamamen bağlı olmak var, bağımlılık var. Genetik yapımız eşleşerek, tutunarak güçleniyor. Bu anlamda bu araştırma bize biraz da bunun gerçekliğini gösteriyor aslında. İsteklerini gerçekleştiren ve arzularını yaşayabilen insanlar olmak istiyorsak, ilk önce temelleri sağlam atmalı ve güçlü, sağlıklı ilişkiler kurmalıyız. Bunun için de hem eş ilişkisinde
hem yakın çevre ilişkisinde sağlıklı ve yapıcı temelleri olan ilişkiler yaşamaya odaklanmalıyız. İnanıyorum ki sağlıklı bağlanmayı sadece anne baba ya da eş ilişkisine sıkıştırmaz ve içinde bulunduğumuz çevreye doğru genişletebilirsek yaşamlarımız çok daha güzel ve keyifli olacak. Bu aynı zamanda isteklerimizi gerçekleştirebilmemiz için de temel gücü sağlayacak. Bunun yolu ise sevmek. Sevmek, anlamaktan ve yanında olabilmekten geçiyor. Hep hatırlayalım istiyorum. Bu araştırma, popüler psikolojinin özellikle mantar gibi çoğalan, her bir yanı saran spiritüel öğretilerin dayattığı ve iktisadi sistemin bize sunduğu bireyselleşme mantığını çökertiyor. Yakın, sıcak, güçlü aşk ilişkileri aramak, evlenmek, birbirine bağlanmak romantik bir hayal gibi dursa da tam tersi varlığımızı güçlü ve sağlıklı sürdürmek için gerekli temel yaşam desteği olduğunu ortaya koyuyor. İnsanların yakın ilişkilerine saldırmak, onların bu konudaki seçimlerini eleştirmek, alay konusu yapmak, rekabet aracı haline getirmek, hedef alınan kişinin sağlıksız olmasını dilemek ile eşdeğer gibi duruyor. Sizce de öyle değil mi? Ben bu nedenle özel hayat üzerinden bireylere saldırmanın rekabetten öte bir yere gittiğini düşünüyorum. Yine aynı nedenlerle de özel hayatları dışarıya çok fazla açmanın aslında kendinizi saldırıya açık bırakmak gibi durduğunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten bağımsız ve güçlü olmak istiyorsak, sağlıklı bir ilişkide sıkıca bağlanmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. Mümkünse ilişkilerimizi gözden ırak, başkalarının bakış açılarından da uzak tutmak, kendinizi de korumak anlamına geliyor aslında. Burada küçük bir pencere daha açmak istiyorum. Her bağlanma sağlıklı koşullar yaratmıyor. Bazı bağlanma şekilleri de hem duygusal, hem yaşamsal, hem ilişkisel, hem fiziksel sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. O zaman var olan bir ilişkinizde, partnerinizle aranızda sağlıksız bir bağlanma olduğunu gösteren fiziksel bazı işaretler olabilir mi? Evet, olabilir. Ve hatta bunlar daha çok fiziksel durumda da gözlemlenebilir. Bu sonuçlar da aynı araştırmacının paylaştığı sonuçlar. Peki nedir bunlar? Bakalım. Mesela korkularınızın artması desteksiz bir bağlanmanın işareti. Bu ileri seviyede panik atağa kadar gidebiliyor. Tansiyon, kolesterol gibi sağlık problemleri yine bağlanma ile ilgili çok da sağlıklı bir noktada olmadığınızı gösteriyor. Benzer şekilde bağışıklık sisteminizden kaynaklı hastalıklar, nefes darlığı, kalp sıkışması problemleri, uyku problemleri, yeme problemleri, cinsel problemler ve her an başınıza bir şey geleceği tedirginliğiyle yaşamak, bağlanma ve partner konusunda biraz daha dikkatli olmanız ve üzerine durup düşünmeniz gerektiğini de gösteriyor aynı zamanda. Aslında tüm bu fiziksel belirtilere baktığımızda sanki kurtarılacak ilk şey aşkınız ve gerisi teferruat oluyor. Bağlanmanın bu kadar önemli olduğu ilişkilerde bu tür problemleri yaşıyor olmanız her zaman partnerinizden kaynaklanmıyor olabilir. Bazen siz de sıkı ve sürekli bağlanmayı reddeden taraf olabilirsiniz. Bu tür sağlık problemleri yaşıyorsanız kimin bağlanma konusunda eksik kaldığı hükmüne tek başınıza varmamanızı öneririm. Bazen gelen sevgiyi, aidiyeti ve bağlılığı reddeden durumları önceki ilişkilerden
geçmiş deneyimlerden kaynaklı korkularla yok edebiliyoruz. Şayet bu tür problemler yaşıyorsanız ve aşmayı istiyorsanız, bu durumun değişebileceğinin farkında olarak bir uzmanla çalışmanızı önerebilirim. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayına kadar sağlıklı, keyifli ve güzel ilişkiler diliyorum. Her zaman hatırlayın, hayatta kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Sevgiyle kalın, hoş kalın.